Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda bir önceki videoda bu Eken H9 aksiyon kamerama bir lehim işlemi yapmıştık. Şuraya bir jack takmıştık. Fakat burada elektronikçi arkadaş alanı biraz geniş kesmişti. Bununla alakalı ben bir işlem yapmaya çalışacağım. Bakalım oluyor mu? Ne kadar oluyor? Hep beraber şimdi takip edelim. Evet, gördüğünüz gibi şurada alan biraz fazla delinmiş. İçerisi görüyor. Bunu yapıştırıcı ve karbonatla yapacağım. Evet, karbonat. Mutfakta kullandığımız bir adet karbonat. Evet. Onun haricinde bir de yapıştırıcı arkadaşlar. Şimdi içeriye girmesin diye şuranın alt yüzeyine biraz şöyle bir kağıt parçası koyacağım. Şimdi buraya biraz yapıştırıcı ilave edeceğim. Evet, biraz karbonat döktükten sonra yine üzerine bir miktar daha yapıştırıcı dökeceğim. Evet, bu şekilde burayı kapattım ben şimdi. Evet arkadaşlar, daha önce A101'den almış olduğum mini taşlama aleti bununla şimdi burada ufak bir törpüleme işlemi yapacağım. Bu şekilde buradaki fazla açılan yeri kapattım ben. Şimdi etrafını bantlayıp siyah boyayla boyayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kamerayı bu şekilde sardım ben. Şimdi üzerine spray boya yapacağım. Evet, bu boya mat siyah olması lazım arkadaşlar.
Evet, bu şekilde boyama işlemini yaptım arkadaşlar. Yani çok hoş bir görüntü olmamıştı o zaman ama elektronikçi o kadar yapabildi. Eline ilk defa geldiğinden dolayı bu iş ben de pek bir şey demek istemedim. Ama ben netice itibariyle ulaşmak istediğim işe ulaştım arkadaşlar. Burada bir boşluk vardı. O boşluğu doldurmuş oldum. Evet. Şurada boşluk vardı hatırlarsanız. Orayı kapatmış oldum. Yani en azından şimdi işimi görür. Kamerada bozulmadan. Hatta kamerada var mı bir şey? Ona da bakalım. Evet, kamerada çekimimizi yapıyor arkadaşlar. Tamam, bu işlem tamamdır. Yani şu an buraya yapılabilecek en iyi şey buydu arkadaşlar. Bunu da yaptık. Bir adet karbonat, biraz karbonat, biraz yapıştırıcı gördüğünüz gibi. Burası beton gibi oldu. Yani kemik gibi oldu. Kameranın başına bunu gelmesini istemezdim ama yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim.